Merhaba kızlar, hepinize günaydın. Nasılsınız? İyiyiz, günaydın kıymetçim. Sen nasılsın? Ay ben iyi olmayayım da kimler iyi olsun? Altıncı çeyreği takmışım yakama. Koştura koştura birinciliğe doğru gidiyorum. Abine ne görsem hiç yanımda, sağımda, solumda bir rakip yok. Çünkü nerede? Çünkü önünde. Önüne çıkacak anne, o. Anne nerede? O rakip senin önüne çıkacak. Allah Allah. Aynen öyle. Ne zaman? Finalden sonra mı? Yarışma bittikten sonra mı? Yoksa rüyalar aleminde takılıyor da haberi mi yok? Damla, dört çeyreğinle sesin ne kadar fazla çıkmaya başladı senin. Ben altı çeyreğimle senden sıra bulamıyorum konuşmaya. Kızlar, dün birileriniz benim üzerime iddiaya girmiştiniz. Eksi iki alacak almayacak diye. Ne oldu? Zeynep eksi iki otur yerine. Damla eksi iki otur yerine. Hakikaten ya. Başkan eksi iki otur yerine. Ne oldunuz öyle ya? Ne oldunuz? Kıymet. Ben mi? Yine ya. Hayır, bir şey yapmadım ki. Senin haricinde herkes eksi iki aldı. Ay. Ay. Ben. Kalpten geliyor olursun oğlum ya. Siz de yapmayın lütfen. Bana böyle yapıyorum. Mümkün değil. Çok güzel. Ay. Hakikaten Zeynep o eksi iki almayacak diye iddiaya girdin. Evet. Senin ilk başta aman gerçekten şaşırtıcı oldu. Vallahi şimdi burada herkes diyor ya şu talihsizlik yaşadım, bu talihsizlik yaşadım. Evet ben de bir talihsizlik yaşadım gerçekten. Zeynep'ciğim. Görünürde senin şampiyon olma olasılığın devam ediyor ama benim kafamda sen bittin. Yani pişirirken bisküvilerim biraz fazla hakikaten yanar gibi oldu yani. Yanar gibi mi? Evet yani benden daha yanığı vardı ya. Ama şöyle Damlacığım sen doğru. De yapıp hani kamufle ettin ya bak. Yani burada kendini masum göstermeye çalışma. Kamufle edecek demek ki bisküvim kalmış. Çünkü sen de kamufle edecek bir bisküvim kalmadı. Bisküvim kalmıştı. Kayınvalideler üstünde doğru düzgün bisküvi göremedi be. Neyden bahsediyorsun? Yanmaktan bisküvin kalmadı ya, kamufle edecek. Sen de yaktın ama kamufle ettin işte. Ya Başak Allah aşkına sen buraya bir geldin. Yok ben fenomenim, yok buraların tozunu yuttum. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Ne oldu? Şampiyonluğa veda eden ilk isim, aramızdan ayrılan ilk isim Başak oldu. Ya kıymet bırak şimdi onu bunu da. Kayınvaliden bugün hepimizin gözünün önünde ağzından kaçırıp sana tüyo verdi ya. Hakikaten ya, bu zamana kadar böyle mi tüyolaşıp aldınız gerçekten bilgisayarı? Özümüz neyse sözümüz de odur. Biz öyle arkalarda gizli saklı iş yapmayız. Biz normal ne konuşuyorsak günlük hayatta onu konuştuk. Siz bunu abarttınız, saçma sapan yerlere getirdiniz. Ortada tüyolaşma falan yok. Kayınvalidem orada işte şöyle güzel bir salata yapın da yiyelim demeye getirecekti. Hani insanlar da izliyor ya, güzel bir şeyler çıkarın artık demeye getirecekti. Ama öyle demedi ki. Ama izin vermediniz ki hemen bir saldırı, hemen bir saldırı. Damla ile Zeynep ne zaman kanka oldu? Ha. Ne zaman bir araya geldi? Ya bir de Rabia Hanım'la ben ne alaka? Ne münasebet? Ah ne konuda? Evet. Ay, hangi konuda? Yani hayret. Kankalık, arkadaşlık, beraberlik birlik. Hayır dur, içeride ya. Yedik, içtik. Rabia gelirken beraber, içerken beraber, otururken beraber de. Şimdi ne oldu da bu kötü olmuş? Ben size anlamıyorum. Ben de şey yapmayayım, arkadaş değil miyiz yani? Hepimiz de aynı. Ama biraz kırılma ayrı. Tamam hayatım, ne diyorsan, ne nasıl diyorsan öyle olsun. Ama ben yerimi, siz yerinizi biliyorsunuz. Herkes kendine göre davranıyor. Hayır dur, yerimde ne var, yurdumda ne var? Bilmiyorum. Dört dörtlük yerimde var, yurdumda var. Bilmiyorum, daha fazla konuşmak istemiyor. Senin yerin nereye, yanımdasın? Madem sen neysen yanımda ne arıyorsun? Ya Rabia Hanımcığım ne de söylesem anlamıyorsun. Hı. Aynı yerde oturuyoruz diyorsun. Evet. Evet aynı yerde oturmak zorundayız. Yarışmacıyız. He. Ya aynı yerde oturuyoruz. Aynı havayı soluyoruz diye eşit değiliz. Aynı hiç kusura bakma. Herkes kendine göre. Aynı akılda olmasan asıl sen kusura bakma. Aynı yerde olmasak, aynı kaka olmasak Allah bizi burada buluşturur muydu? Hayırdır Züleyha Hanımcığım? Sen kendini nerede görüyorsun? Bu kadar havalanıyorsun. Ne münasebet, havalı falan değilim. Herkesin kendine göre bir basamağı var. Ne demek hepimiz yani? Aynı yerde olabiliriz ama herkes farklı basamaklarda olabilir. Bir dakika ben karışayım lütfen. Benim gelinim. Lütfen, Allah'ını seversen lütfen. Basamak derken hangi üniversite basamağındasın? Hangi katlarda, yatlarda ya da hakim, savcı mısın bacım? Basamak ne demek? Ben öyle bir şey demedim ki. Basamak derken insanlar basamak mı oluyor? Sen de 9 aylıksın, ben de 9 aylıyım. Basamağımız mı yok?
İşte ben sana... Sen de aynı kahvaltı bak, yiyorsun, ben de aynı kahvaltı yiyorum. Bak şimdi ben basamak yok. Rabia'cığım ben sana asla böyle vurup da böyle böyle yapmam. Ne? Asla yapmam. İşte bu basamaklar farklı. Anlatabildim mi? Görüleceğim. Evet. Ben ne sana bunda? Ölsem onu yapmam. Yap ne oluyor böyle ya? Böyle de yapmam. Ne? Yapmam. Kaç ayırıyorum.